Merhaba arkadaşlar, 39. bölüme geldik ama bu derste 39. bölümü işlemeyeceğim. Çünkü 39. bölüm anotasyonlarla ilgili ve kitabımız 39. bölümde anotasyonları anlatırken test anotasyonları üstünden gitmiş ve test anotasyonları da Java Reflection konusuna çok bağlı bir konu. E ve 39. bölümün altyapı taşı olarak Java Reflection'lar var diyebilirim. Java Reflection bilmeyen biri şu bölümü anlamaz bu kitaptaki. Kitabımızda önceki derslerde de bahsettiğim gibi her bir bölümü ana konuyu anlatırken alt başlıkların hiçbirini anlatmaz. Mesela bir konu X bölümüne dayanıyorsa o, o konuyu bildiğini varsayıyor kitap. Bu nedenle ben reflection için ayrı bir ders çekme kararı aldım. İkisini bir çekmeyi düşündüm ama çok uzun olur. Yani o yüzden ayrı bir ders olarak çekeceğim. 39. bölümünde kodları hazır aslında şu paketler içerisinde. Ama biz öncelikle reflection konusunu işleyeceğiz. Bu herhangi bir dersten bağımsız ama bir sonraki dersin ön dersi olacak. Şimdi önce bir internetten Türkçe bir tanım buldum. Çok güzel bir tanım. Bunun üstünden gideceğim. Reflection ne demek? Reflection İngilizcesi yansıma demek. E neden yansıma olduğunu anlayacağız. Java sanal makinesinde yani JVM'de çalışan uygulamaların, sınıfların, objelerin vesaire. <laughs> Pardon. Çalışma zamanındaki, runtime'daki davranışlarını inceleme ve bu davranışlara yön verme imkanı sağlayan bir özelliktir. Bir şeyi inceliyorsak, ona yön veriyorsak, deniyorsak falan zaten test amaçlı, hata ayıklama amaçlı kullanıldığını anlarız. Yani şu tanım aslında oraya çıkıyor. Bu nedenle de Java Link işte Reflect API üzerinde tanımlanan yansıma özelliği hata ayıklama ve test araçlarında falan vesaire kullanılıyor diyor. Bir sonraki bölümde de test anotasyonlarını falan göreceğimizi düşünürsek bu konuyu gerçekten önce işlemek mantıklı. Şimdi ben bunu anlamak için bir tane Metallica diye bir sınıf yarattım. Çok basit bir sınıf, çok kısa üstünden geçeceğim. public final static integer kişi sayısı diye bir alanım var. final static integer bir alan belirledim 4 diye. Bu arada ben e, bunu da yine birkaç derste de söylemiştim. Yine bunda da e, söyleyeyim. Bunları Türkçe yazıyorum eğitim videolarında normalde iş hayatında bilmem nerede falan hep bu İngilizce yazılması tavsiye edilir ama ben şey kanaatindeyim. Mesela buraya atıyorum nutrition diye bir İngilizce kelime yazdım veya çok bilinmeyen bir İngilizce parametre adı yazdım. Gidecek hani dersi dinleyen birisi ne kadar iyi yazılım bilse de İngilizcenin her kelimesini bilmek zorunda değil. Gidip bunu anlamayacak işte bu kelime neye tekabül ettiğini kafasında oturtmadan ana mimariyi kaçırabiliyor. Ben o yüzden çoğu kelimeyi Türkçe kullanmayı derslerde tercih ediyorum. Ama doğrusu İngilizcedir. Hani yazılımda genelde budur. Onu söyleyeyim. Hani runtime'da sıkıntı alabilirsiniz. İşte Linux bir makinede koşuyordur uygulamanız. Orada işte desteklenmiyordur Türkçe kelimeler vesaire vesaire gibi soru işareti falan çıkıyor. E orijinali odur ama ben dediğim gibi bu kanaatteyim. Onu da altını çizeyim. Sonrasında vocal name ve vocal age dediğim. Bunun üstüne de vocal name, vocal age deyince komik oldu vokal ismi ve vokal yaşı olarak iki tane private parametrem var. Bunları en encapsulate edeceğim. Getter setter'larını yazacağım ki yazdık aşağıda. Bakın şuralar full getter setter. Hiç bakılacak bir şey yok şuraya kadar. Vocal name'i set ediyor, get ediyor. Age'i yaşı set ediyor, get ediyor. Neyse ondan sonrasında iki tane de constructor'ım var. Bir tanesi direkt eşitleme yapan James ve 54 diye bir eşitleme yapan Metallica'nın vokali yaşından emin değilim ama 59 falan da herhalde. bayağı yaşlı. Burada da bir constructor'ım var. Vocal name ve vocal age diye. Bu sefer de setleme operasyonunu yapıyorum aslında. Hani bu, bunu yaratırken vocal name ve vocal age'i şey yap, yapmadan da yapabilirsin. Düz de yaratabilirsin gibisinden. Neyse. Ve bunun haricinde bilmemiz gereken iki tane daha şey var. Şunu bir deneme için yapmıştım. Bir tane yaşı arttır diye bir metodum var. Vocal age'i alıyor. Bir arttırıyor. Neyse sonra kişi sayısını yazdır var. Bu da hiçbir şey döndürmeden statik bir metot. Direkt kişi sayısını, yukarıda verdiğimiz kişi sayısını yazdırıyor. Bu kadar. Şimdi, gelin bunun yansımasını, runtime'daki gözlemlemesini görelim. Bu yüzden bir tane try catch içerisinde kodlarımı yazmaya başladım. Class diyorum ve bir soru işareti, generic tipte, joker tipte sınıf yaratıyorum. For a name. Bu arada niye soru işareti kullandım? Burada for name'e gidiyorum. Bunun dönüş tipi zaten bu. Hani ne geldiğini bilmediği için herhangi bir şey gelebilir. Dönüş tipim bir sınıftır diyor. Özetle ve içerisinde de parametre olarak param parametresine gördüğümüz gibi the fully qualified name of the desired class diyor. Yani sizin buraya bir string olarak şeyi vermeniz lazım. Tüm namespace'i vermeniz lazım ki ben bunu bulayım diyor açıklamalarda şu joker tip kullanmamın nedeni. Yani siz şunu böyle kullansanız da sizin için bir sıkıntı çıkmaz ama uyarı alırsınız. Emin olamadığı için. Bunu parametre vermen daha jenerik tipte vermen daha doğru olur diyor. Hani çünkü tanımlama da öyle. Veya ben ne geldiğini biliyorum sınıfın. Metalik yazsam da bir sıkıntı çıkmaz. Gidip burada cast operasyonu yaptığınız sürece. Çünkü siz bundan eminsiniz. Ben bunu denemek için yazıyorum. Bu uncheck warning'i de şey yapabilirsiniz. Bunu işaretleyip yukarısına işte. Ben zaten bunu bu denemeyle yapacağım. Başka türlü çalışmayacak. O yüzden bir tür güvenliği açığı yok deyip şunu ekleyebilirsiniz. Bu ancak dersine de gönderme olsun. Yani hala anlamadıysanız hani bu dediklerim sizin için çok bir mana etmiyor ise şey öneririm. Hani Joker tip dersleri var. Wildcard dersleri var. Onları açıklamalara koyacağım. Bir de Unchecked operasyon derslerimiz var. Onları işlerseniz, izlerseniz o videoları bu az önceki dediklerimi daha iyi anlarsınız. Ondan sonrasında biz bir tane sınıf yarattıktan sonra bir tane de obje yaratıyoruz. Obje obje sınıftan yeni bir instance alıyoruz. Bu da deprecated olmuş bu arada. Onu da hani amacımız burada Java'yı anlamak. O yüzden ben bu detaylara geçmeyeceğim. Deprecated olmuş bu. Hani diyor ki bunu daha kullanma kardeşim diyor aslında. Gidiyorum buraya. Bir şu içerisine bakmadan önce adam bir dokümentasyon yazmış Ona bakıyorum. Diyor ki bu deprecated. Onun yerine şunu kullan diyor. Bakın. Ben gidip bu deprecated olduysa belli sebeplerden dolayı olmuştur ki o dokümentasyonda yazıyordur. Gidip böyle çağır diyor beni artık. Get deprecated constructor new instance olarak çağır diyor. Hani bu da aklımızda bulunsun. Böyle okumakta fayda var. Bir dahaki derste anotasyonları göreceğiz. Şunlardan da değinir kitap diye düşünüyorum. Şuna da değinir herhalde. Çok detaylı bakmadım 40. 41. bölüme falan. Şimdi bunu da yaptıktan sonra yeni instansımızı aldık. Sonra gidiyorum. Constructor. Yine aynı şekilde joker tiple yaratıyorum. Get declared constructor'ımı alıyorum. Neydi benim buradaki constructor'ım? Bir tane vocal name ve vocal age olaraktı. O yüzden string ve integer tipimi burada verdim. Siz diyebilirsiniz ki şu an aklınıza gelir. Ya 5 tane parametrem olsaydı. Hemen tıklıyorum. Bakayım nasıl yazmışlar. Var ile yazmışlar bu bir var args kullanımdır. Sınırsız şu tipte buraya parametre geçilebiliyor. O yüzden buraya hani konstruktörünüz kaç parametre olursa olsun bir sıkıntı olmuyor. Onu da var args dersini işlerseniz şunu anlamadıysanız var args dersini işleyin. Orada da şey burası sizin için daha anlamlı olacak. Amacımız zaten gidip bir kütüphane şunu gördüğümüzde Aa, bu ne? Bu ne dememek. Her şeyi tek bakışta deyip çıkabilmek yani. Bu kitabın en büyük faydalarından birisi o. Ben de en detaylı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi gelin bunu runtime'da bir gözlemleyelim. Bir tane for loop'um var. Field dönüyor ve declared fields'tan benim şu sınıfım içerisinde oluşturulan alanları benim için yazdıracak. Burada field get diyorum. Bakın bunu yazdırıyorum. Şuraları şimdilik görmeyelim. Alanlarında ne vardı? Bir kişi sayısı vocal name vocal age değil mi? Buraya bakıyorum. Gerçekten benim için hepsini yazdırdı. Bakın çok detaylı bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Normalde burası ne? Private. Private bir şey. Getter Setter harici mesela. Şurada bir getir Setter'ım olmasa erişemeyeceğim. Ama burada bakın Private bir şey de doğrudan e, bu field'ın adını alabildiniz. Private olmasına rağmen. Bu çok güzel bir özellik. O yüzden zaten bu kadar detayda görebildiğiniz için testlerde, debuglarda falan kullanılması daha doğru oluyor. Field bölümünü bitirdik. İkinci karma özelliklerine geliyorum. Mesela modifiers'ları da alabiliyorsunuz. Biz burada ne yapmıştık? Bir const tanımı yaptık değil mi? Hangisi? Declared edilmiş constructor'ımı aldım. String class'ta integer type'lı. Bunun ben şeyine de bakabiliyorum. Modifier tipine de bakabiliyorum. O yüzden şey, bu bir integer tipte dönüyor bana. Integer'i modifier üstünden toString yaptığımda buraları anlamanıza çok gerek yok. İhtiyacınız büyük ihtimal Olmayacaktır ama reflection'ı bilelim. Şimdi run ediyorum. Bakın modifier public. Benim şuradaki oluşturduğum sınıfın declaration şeyi public. Ben mesela bunu private'a çekiyorum. Private dedim. Tekrar ediyorum kodumu. Bakın modifier'ın senin private diyor ve iki tane modifier var diyor falan vesaire. Yani integer'ı bu. Pardon iki tane değil. Yani tipi bu. Döndürdüğünde de private diyor. Dilerseniz modifier'ın içine gidip bir iki falan ne onlara da detaylı bakabilirsiniz. Ama bunlar ihtiyaç doğrultusunda öğrenilecek şeyler. Yani o yüzden çok detayına bu e, denli detayına girmeye gerek yok. Ondan sonra modifier'larımı alabiliyorum. Name'i alabiliyorum. Sentetik mi? Accessible mı? İşte varax mı? Vesaire vesaire gibi şeylerini hepsini alabiliyorum. Mesela dedim bunlar hep ihtiyaç doğrultusunda olacak şeyler. Mesela sentetik ne demek? Varsayılan başka bir kurucu metodu çağırıyor mu? Varax zaten biliyorsunuz. Yani bilmiyorsanız da o dersi izleyebilirsiniz. Bir varax çağrımı var mı? Vesaire gibi. Part de böyle bunları anlatıyor. Hani ne de hani ne denli detaya gidebileceğinizi anlatıyor. Bir de bir açıklamada bir şey daha vardı. Davranışlara yön verme imkanı sağlayan bir özellik demiştik. Part 3'te değiştirdim onu da. Metot tanımladım yassetle. Yine get metot şeyinden benim metod adımı veriyorum. Set vocal de diye bir metodum vardı değil mi burada? Bakın. E ee, aynen. Bir set metodum vardı. Gidip bu metodu alıp tipini de veriyorum. Artık bu metodu invoke edebiliyorum. Çağırabiliyorum. Yukarıda obje tanımımızı yaptık. Bu obje üstünden gidiyorum çağırıyorum. setleme operasyonumu yaptım. Sonrasında aynı şekilde diğer metotlarıma da get sete ulaşabiliyorum. Mesela obje age yaşa al. Yaşa al metodunu yukarıdan tanımlayıp bunu invoke edebiliyorum. Çağırdığım obje ile. Yukarıda oluşturduğum obje ile. Bakın bana dönüyor. Yaşı 25 dedin. Burada setledin. İşte number'ı yine erişebiliyorsunuz çağrımına. Onu da görelim. Bir tane o yüzden bir statik metodu yazdım. Peki statiklere nasıl erişiyoruz? Burada hep bir obje verdik fark ettiyseniz içerisine. Çağırırken bir obje istiyor invoke etmek için. Ama bildiğimiz gibi statik metotların objeyle falan çok işi yok. Sınıfa bağlı şeylerdir. O yüzden mesela bunu metodu yaşı arttır. Metodunu aldıktan sonra bunun içine bir obje. Ee, pardon neydi benim bu metodum? Kişi sayısını yazdır. Şunu gideyim bulayım. Heh, yukarıdaymış hemen. Bunu çağırırken içerisine null geçebilirsiniz. Çünkü bu bir statiktir. Size dönecektir. Bakın no 4'ü yazdırdı burada. Onun altında da son örneğimiz olan yaşı artır metodum var. Ya umarım karışık olmamıştır. Her şeyi anlatmaya değiniyorum ama çalışıyorum. Bu da private bir metot. Private metotlara doğrudan erişimi yapmak için de bunun aksisi true yap diyor. Mesela şunun false olduğunu düşünelim. Hata verecek bana. Bakın illegal diyor. Sen buna erişemezsin diyor. O yüzden bunu true yaptığınızda private metotlara bile çok rahatlıkla erişim sağlayabildiğiniz bir ortam yaratıyor size. Reflection'lar. Çok detaylı gözlemleyebiliyorsunuz. Diğer türlü işte Testing metotlarımı da invoke edebiliyorum buradan. Vesaire vesaire. Yani bu derste aslında Birkaç yeri mesela şu is accessible veya ne bileyim sentetik nedir falan bunları anlamadıysanız çok önemli değil. Bunlar ihtiyacınız doğrultusunda olacak şeyler. Ne bileyim bir anotasyon yazacaksınız test anotasyonu. Hmm, accessible buysa şuna bak yoksa bir hata döndür gibi şeyler yazacağınız zaman. Hani yolunuz buraya düştüğünde bunları öğrenmek zorunda kalacaksınız zaten. Ama şu an şu tarz bir bilgi seviyesi ben yeterli olduğu kanaatindeyim. Reflection ne işe yarıyor falan. Mülakatlarda da bence sorulabilen bir soru oluyor. En azından tanımı. Bu denli detay olmasa da. Ee, uzun bir ders olmamıştır umarım. 13 dakika yine olmuş. İkisini bir anlatmama sebebim de buydu. Ee, umarım anlaşılır bir ders olmuştur. Anlamadığınız yer olursa sorabilirsiniz. Keyifli seyirler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.